Ya bu memleketin değerli adamı ya. İş meclis bu böyle gidecek dünya kupası. Adnan Öztaş şimdi şu an davanın adamı. Yıllardır bu davaya gönül vermiş bir adam. MHP'den olduğu için Melek Yavuz. Hani iş yapacağına inandığım için Melek Yavuz. Sandıkçı'ya verdiği hizmetler çok güzel. Çalışkan bir adam. Bu olmaz. Yazık yani. Bu millete yazık. Adamın cebinde bir kuruş paraları yok. Artık değişimi olsun bir bayan el değsin yani. Adnan'ı destekliyor. Şu mu Adnan dediğimiz? Adnan Öztaş şu bu. Ha, onu destekle. AK Partili. İnadına AK Partili. Kör bir iş yapmalar. Evladı çınamıyoruz abi. Ben olmayan da kim olacak? Herkese merhaba. Yerel seçimlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün seçimlerin nabzının yüksek dozda attığı Sandıklı ilçesindeyiz. Sandıklı'da hem belediye başkan adaylarıyla röportaj yapacağız hem de halka gideceğiz, anket yapacağız. Kimi belediye başkan adayı görmek istiyorsun diyeceğiz. Kudretli Egemen ankete çıkacak. Doğru mu Kudret? Neler yapacaksın? Evet, bugün her zaman söylediğimiz gibi sadece Afyonkarahisar'ın merkezinde değil, Afyonkarahisar'ın tüm noktalarında yerel seçimin nabzını Afyon Postası tutacak. Vatandaşa mikrofon uzatıp belediye başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz diye soracağız. Dediğiniz gibi Sandıklı'da seçimin nabzı, tansiyonu bir hayli yüksek. O yüzden tarihler 19 Şubat'ı gösteriyor. Biz de bu noktada bugün buradayız. Vatandaşa mikrofon uzatacağız. O zaman başlayalım. Sandıklı'nın nabzını tutuyoruz. Belediye başkan adayını soruyoruz. Kimi desteklersiniz bu listeden? Adnan Öztaş. Neden Adnan Öztaş abi? Yenilik olsun. Bu yüzden onu desteklersiniz. Kimi desteklersiniz seçimlerde? MHP'yi mi desteklersin? Neden abi, çok kısa alsak? Neden MHP'yi desteklersin? Çok kısa alsak? Öyle icap ettiği öyle. Çöl. Neden Mustafa Çöl abi? Ya bu memleketin değerli adamı ya. Mustafa Çöl'le devam diyorsunuz. Devam. Pekala, teşekkür ederim. Değişmeyecek. Bu böyle gidecek. Dünya kupası. Biz Adnan Öztaş görmek istiyoruz inşallah. Neden Adnan Öztaş? Ya Adnan Öztaş şimdi şu an davanın adamı. Yıllardır bu davaya gönül vermiş bir adam. Belediye mesuliyetinden tut. Geçen dönemde milletvekili aday adayıydı. Aday adayın arkasından gitti. Bu dönemde Rabbim buna nasip etti. İnşallah Rabbim, biz Cumhurbaşkanı yoluna giriyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yoluna giriyoruz. İnşallah Rabbim hayırlara vesile eylesin. Yüzden, İnşallah kazanmayı nasip etsin. Bu yüzden Adnan Bey destek. Evet, evet. Valla şu an yok arkadaş ya. Kararsız. Düşünüyoruz, kararsızız şu an. Size soralım. Belediye başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz? Ben Çöl'ü görmek istiyorum baba. Neden Mustafa Çöl abi? Diner yönetiyor burayı abim. Ben Diner'i yöneten bir yönetici istemiyorum burada. Birebir Sandıklı istiyorum. Bu yüzden Mustafa evet, Çöl diyorsun. Mustafa Çöl diyorum abi. Belediye başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Var mı desteklediğiniz bir isim? Sandıklı'dan mı? Evet, Sandıklı'dan. Erbakan. Erbakan'dan kim çıkıyor? Mustafa Çöl. Mustafa Çöl. Çöl. Tamam. Mustafa Çöl diyorsun. Neden abi? Ya öyle bilen verdik. Böyle. Bu ile Erbakan'a döndük. Bu yüzden onu desteklersiniz. Teşekkür ederim. Size soralım abi. Aynı. Siz de Mustafa Çöl. Evet. Size soralım. Bizim için fark etmez. Daha düşünmüyoruz. Bakalım mencümenler çıksın, onlara göre karar vereceğiz. Kararsız mıyız abi? Şu an kararsızız. Size soralım. Çöl. Mustafa Çöl. Size soralım. Aynı Çöl. Mustafa Çöl. Çöl. Mustafa Çöl. Size soralım. O daha iyi biliyor. Çöl. Adnan'ı. Neden Adnan Öztaş abi? Kafamını aldığı için yani. Bu yüzden ona desteklersiniz. Ya daha karar vermiyorsunuz. Söyleyelim abi, niye söylemeyelim ya? Kim desteklersiniz abi listeden? Melek Yavuz. Neden Melek Yavuz abi? Çok kısa olsak. Neden Melek Yavuz? MHP'den olduğu için Melek Yavuz. Hı-hı. Hani iş yapacağına inandığım için Melek Yavuz. Bu yüzden onu desteklersiniz. Aynen öyle. Hepsinin hayırlısı hangisi o gelsin. Kararsız mıyız abi? Ne? Kararsız mıyız? Daha evet. Size soralım. Bence de öyle. Bence de öyle. Daha erken ya. Hayırlısı gelsin. Hayırlısı gelsin. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Vatanın, millet, kim hayırlısı o gelsin. Hizmet edeceği adam gelsin. Valla Adnan Öztaş'ı destekliyorum. Neden Adnan Öztaş abi? Çok kısa olsak. Abi kişi değil, düzgün bir insan. Öbürü arkadaşlar değil ama. Bu yüzden onu destekliyorsunuz. Evet. Valla şimdi daha belli olmadı. Peki öyle. Size soralım abi. Siz kimi görmek istersiniz? Tayyip Erdoğan. AK Parti diyorsunuz. AK Parti. Size soralım. Merhaba, iyi günler. Ben Mustafa Çöl istiyorum. Mustafa Çöl. Neden evet. Mustafa Çöl abi? Ya Mustafa Çöl, Sandıklı'ya verdiği hizmetler çok güzel. Hı-hı. Çalışkan bir adam. Partisi önemli değil, kişiliği önemlidir. Ben öyle düşünüyorum kendim. Bu yüzden Mustafa Çöl diyorum. Yıllardan beri kendim belediyecilik gibi. İsim Mehmet Kaya benim. Hı-hı. Size de teşekkür ederim. Ama hayırlısı kimse olsun, gönlünden geçen. Her asrın bir yiğit vardı gönlünde yatan. Ben Mustafa Çöl diyorum ya. Yani. Tabii ki Hidayet Şahin. Neden Hidayet Şahin abi? Hidayet Şahin yani, dürüst adam ya. Bu yüzden onu mu destekliyorsun? Tabii, onu destekliyorum. Vallahi biz bunu destekleyeceğiz. Adnan Bey'i destekliyorsun. Neden abi? Köylü çocuğuyuz, her şeye faydası var. Olur da. Bu yüzden onu destekliyoruz. Neden abi? Belediye, Sandıklı'nın belediyeye gel, şeyi yok. Kararsız mıyız abi?
Ya kim orada? İktidar partiler olsun ya. Sandık yapışıyla yapalım. Pekala. Teşekkür ederiz abi. Soralım mı abi size de? Çekilmem. Size soralım. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Hayırlı gelsek hangisi gelirse gelsin. Ya kesinlikle öyledir ama. Sandıklı'ya iyi yaptın, iş yaptın. Şu listeden desteklediğiniz bir isim var mı? Benim çok akraba benim. Mustafa Çöl. Mustafa ona Çöl. Ona mı verirsiniz oyunu? Onu veririm. Pekala. Teşekkür benim ederiz. Akrabam var. Bu yüzden onu desteklersiniz. Ben 50 senedir Fransa'dayım. Teşekkür ben ederim. Ben demirciyim. Eski sarayda çalışıyordum eskiden. Allah Allah. Size soralım. Siz kimi desteklersiniz abi? Allah hayırlısı memleketimize. Memlekete hayırlı olsun da. Çölüm ben 20 senedir beden emekliyiz. O da emekli. Ağabeyin adamı. Atman Üstaş olabilir. Neden Atman Üstaş ablacığım? Bilmem, tanımayan hiçbirini de gene de tahmine. Pekala. Hayırlısı ederim. Olsun. Başkan olarak kimi desteklersiniz diye soruyoruz. Var mı desteklediğiniz? Melek Yavuz. Melek Yavuz. Tabii. Size soralım. Siz neden Melek Yavuz? Artık değişim olsun, bir bayan el değsin yani. Bu yüzden Melek Yavuz diyorsunuz. Yani görünen köy kılavuz istemez hesabı. Göz göre göre. Herkes ona göre versin oyunu. Valla şu anda kararsın. Kararsın mıyız? Pekala olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Var mı desteklediğiniz bir isim? Sandıklı mı? Sandıklı için. Sandıklı Milliyetçi Hareket Partisi görmek isteriz. Melek Hanım'ı görmek istiyorsunuz. Evet. Neden Melek abi? Hanım, milliyetçi olarak onu desteklemeye çalışırım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da biz zaten Milliyetçi Hareket Partiliyiz. Bu yüzden onu destekleriz. Tabii onu destekleriz. Ben olmayan da kim olursunuz? Kararsız mıyız abi? Ben Mustafa Çol'u görmek isterim. Neden Mustafa Çol abi? Neden? Adam hizmet yaptı ya. O kadar hizmeti var. Sandıklı'ya. Bu yüzden onu destekliyorum. Yani milletine iyi arası. Hiçbir sıkıntısı yok. Allah'a bin şükür. Öbür AK Parti'yi görmek istemiyoruz. Bu adaylardan kimi destekliyorsun? Hangisini? Bak adaylar sandıklı. Tamam alıyorum. Atman ve At Melek. Evet. İkisinden bir isim atar. İkisinden biri Melek. Melek Hanım'ı destekliyorsun. Neden peki abi? Bir değişiklik olsun. Değişim istiyorsun. Değişim istiyorsun. Evet. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Atman'ı görmek isterim. Neden Atman Bey? Neden Atman Bey? Ben kaç kere belediye vardım. Özçiçek Çöl beni almadı işte. Benim 3 sene ama emekli olmaya. Kaç kere vardım. Damadın çalışıyor, kızın çalışıyor. Benim oğlum yok. Eşim de yok. Ayrıldım eşimle. Hem erkeğim hem kadınım. Çok karşıda mantar satıyordum. Orada yeri benim elimden aldılar. Başkasına verdiler. İki kere TOKİ'ye yazıldım. Özel kişilere çıkardılar. Biz gariplere çıkarmadılar. Yeri. Şimdi bak yaşım 60. Burada ekmek satıyorum ben. Ekmek paramı kazanıyorum, ev kirası kazanıyorum. Benim durduğum ev şimdi 5 milyon. Nereden bulurum ben bunu? Emekliyim yok, bir şeyim yok değil ben gibi. Ben 3 sene çalışsaydım emekli olaydım ben, ne olurdu? Hem onun yararını oldu hem kendi yararım olurdu. O sebeple desteklemiyorum Çöl'ü. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey alır? Yok başka bir şey. Allah razı olsun. Her zaman Allah'a emanet olsun. Teşekkür ederim. Atman'ı destekliyorum. Şu mu Atman dediğiniz? Atman Öztaş ha, şu. Bu. Ha, onu destekliyorum. AK Parti'nin. İnadın AK Partiliyim. Pekala. O zaman da AK Partiliydim. Almadı beni. 2 sene ben vardım geldim belediye. Affedersin bu zalim ek gibi arkama baktım ben. Alaydı ne olurdu? Ha. Peki. Ben eşimden ayrıldım. 17-18 sene oldum. Çocuklarım okuyordu. Ben şey çıkardı beni işten. Çalışıyordum önce Özpınar zamanında. Elibolu çıkardı beni işten. Ben işten çıkacak adam değildim. İki tane çocuğum okuyor. Biri Konya'da. Benim çocuğum bir öğün yemekle okudu. Ya 5 kuruş para koyup da ben uyuyamadım. Çocuğuma da kaymakama gittim de dilendim kaymakamdan. Allah razı olsun o giden kaymakama. Benim çocuğuma 500 lira yatırmadı zamanki günün beherinde. Kim kime verirdi? Bunlar işte düşünmüyor belediye başkanları. Nerede zengin var? Zenginler alıyorlar. Fakirleri tabana dövüyorlar. Ben Mustafa Çöl destekliyorum. Neden Mustafa Çöl abi? Memnunum ben. Hiçbirini görmek istemiyorum. Pekala. Var mı desteklediğiniz bir isim? Var. Kimi desteklersiniz abi bu listede? Belediye başkanı olarak. Mustafa Bey. Evet. Neden Mustafa Bey? Kafam ona gidiyor. Soralım abi size de belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Vallahi yeğenim. Karar ver. Bunların hepsini ben tanıyorum da. Pekala. Size soralım belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Var mı destekleriniz? Hayırlısı. Hayırlısı olsun yavrum. Allah iyi günler göstersin. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Daha karar vermedik. Kararsız mıyız abi? Daha karar vermedik. Size de belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Vallahi hiçbirini istemiyorum. Neden abi? Neden mi? Benim benzinimden, benim petrolümden miting yapıyorlar. Bu olmaz.
Yazık yani. Bu millete yazık. Adamın cebinde bir kuruş paraları yok. Size soralım abi. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Adnan'ı görmek isterim. Neden Adnan abi? Köylümüz. Bu yüzden onu destekliyoruz. Melek Hoca. Neden Melek Hanım? Dürüst olduğu için. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Var mı desteklediğiniz bir isim? Sonuna kadar Melek Yavuz'u destekliyoruz zaten. Neden Melek Yavuz? Başkanımız ya. Artık değişiklik olsun, sandıklığa gelsin. Evet. Değişiklik iyidir. Melek Yavuz. Görüşmeler mahallemiz için bir değişiklik olsun. Yani. Melek Yavuz tabii ki de. Size soralım. Melek Yavuz sonuçta. Ben şunu göreceğim. Şu çileli göreceğim. Melek Yavuz. Evet. Pekala. Kimi desteklersiniz? Adnan Bey. Neden Adnan Bey? Abi bir de onu deneyelim. Bu yüzden onu destekliyorsunuz. Evet. Valla o sandık başında ben de. Teşekkür ederiz. Melek Yavuz. Neden Melek Yavuz? Görüşümüzden dolayı. Adnan Öztaş'ı. Neden Adnan Öztaş abi? Ya iyi çocuk, bayağı bir sevilen insan sandıklığının. O yüzden onun olmasını istiyorum. Var mı destekleriniz bir isim? Şimdi düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. AK Parti'yi destekleriz. Kimi destekleriz? Neden AK Parti abi? Ne bileyim, devamlı AK Parti'yiz biz. Peki öyle, size soralım. Ben de AK Parti'yiyim. Neden abi? Abi devamlı ben ona veriyorum. O yüzden. Soralım abi size de. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Var mı desteklediğiniz bir isim? Yok. Size soralım abi. Tarafsız bakın. Kararsız mıyız abi? Kararsız ben. Size soralım abi. Aynı. Aynı mı abi? Tarafsızlığımız var öyle ama sadece gönlümüze yatan da birileri var illaki. Peki öyle. Size soralım abi. Var mı desteklediğiniz bir isim? Yok. Sizin ben abi konuşmuştum da benim Çöl abi. Peki öyle. Teşekkür ederiz abi. Valla ben siyasetim. Peki öyle. Teşekkür ederiz. Size soralım abi. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Hayır, biz de abi. Diyelim, kararsız mıyız abi? Evet. Sizin abi? Hayır. Sizin abi? Abi Melek Hanım. Melek. Neden Melek Yavuz abi? Abi onu hoşuma gidiyor. O olsun, ötekileri sevmiyorum ben. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Adnan Öztaş. Neden Adnan Öztaş abi? Valla bizim dostumuz var, arkadaşımız var. Ben oyum olsa Adnan Öztaş'a veririm. Burada mı oy kullanacaksınız? Yok, köydeyim. Size soralım. Mustafa Çöl. Neden Mustafa Çöl abi? Çok kısa aslında. Çok iş yaptı sandıklıda. Bu yüzden onu desteklersiniz. Evet. Sandıklı mı? Sandıklı. MHP'yi görmek, Melek Yavuz. Neden Melek Yavuz abi? Ha? Neden Melek Yavuz? Neden? Ya bıktık artık ha. Değişim istiyoruz. Değişim istiyoruz. Peki öyle. Her yerde değişim istiyoruz. Adnan Öztaş. Neden Adnan Öztaş? Ya hizmet gelmez için daha iyi bence sandıklıya. Ben de Melek Yavuz diyorum. Neden Melek Yavuz? Başarılı bir kadın olarak görüyorum onu, öğretmen. Bu olmasın da kim olsun? Mustafa Çöl olmasın diyorsun. Evet. Ben kararsızım usta ya, belli değil. Peki öyle, teşekkür ederiz. Sandıklıda kimi görmek isteriz? Bir değişiklik şart. Kimi desteklersiniz? Bence Melek Yavuz olabilir. Neden Cumhur? Melek Yavuz? Bir değişiklik olması lazım. Değişim için. Evet, onu değişim için bir şeyler lazım. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Eklemek istediğimiz şeyler, Türkiye'nin hali berbat olmuş. Ben Fransa'dan geliyorum. Burada mı o kullanmayacaksınız herhalde? Burada kullanmayacağım. Burada kullanmayacağım. Biz anket yapıyoruz. Tamam, anladım. Aslında biz sizi Afyon'da da gördük. Kim hayırlısıysa olsun. Teşekkür ederiz. Soralım mı abi size de? Melek Yavuz. Neden Melek Yavuz abi? Ya buna ikisi, şimdi Mustafa Çoğun daha iyi de ya benim şey etmem, olay ben yarın şey olur. Teşekkür ederim. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da kullanacaksın. Ankara'da oturuyorum. Ben gelip gittikçe çölün hizmetlerinden memnunum. Hı-hı. Siyasi yönüm yok. Hani diğer arkadaşları da çok değerli olabilirler. Ama ben bir dönem daha çölün seçilmesi yönündeyim. Peki. Hayır, bak siyasi olarak demiyorum ben. Hı-hı. Kişi olarak ben çölün bir dönem daha seçilmesi yönündeyim. Kimi destekliyorsunuz? Şey, Çölü. Mustafa Çöl. Evet. Pekala, teşekkür ederiz. Sandıklı mı? Sandıklı. Adnan Öztaş. Neden Adnan Öztaş abi? Ya Çöl iki dönem yaptı yeter. Bir yapan kişiye üçüncü dönem vermeye gerek yok yani. Bu yüzden onu destekliyorsunuz. Evet. Sandıklı. Hiçbirisini görmek istemiyorum. Neden abi? Hiçbirinden de memnun değilim. Oy kullanmayacak mısınız? Kullanmayacağım. Kimi desteklersiniz yerel seçimlerde? Buyur abi. Yerel seçimlerde kimi desteklersiniz? Sandıklıda kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Vallahi ben başkanları bilmiyorum. AK Parti'nin hangisi? Adnan Öztaş. Desteklerim. Onu mu desteklersiniz? Burada mı oy kullanacaksınız peki? Hayır. Pekala. Teşekkür ederiz. Sadece onu isterim ya. Ben köylüyüm. Melek Yavuz var ya. Neden abi, Melek Yavuz? Ben tanımıyorum hiçbirini. Melek Yavuz hoşuma gidiyor. Size soralım. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sandıklıda? Mustafa Çöl tabii. Neden ki? Neden Mustafa Çöl abla? Ya biz ondan memnunuz. Ona alıştık o yüzden. Bu yüzden onu destekliyorsunuz. Yani.
Bir de her zaman ne bileyim yardımcı oluyor, bize daha çok destekliyor. Var mı desteklediğiniz bir isim? Çöl var. Neden Mustafa Çöl abi? Seviyoruz onu ya. Bu yüzden onu destekliyoruz. Evet. Siz abi? Çölü. Siz de Çöl diyorsunuz. Sizin sebep nedir abi peki? Kişiliğini seviyoruz. Bu yüzden onu desteklersiniz. Size soralım abi. Var mı desteklediğiniz bir isim listede? Yok. Kararsız mıyız abi? Evet. Size soralım. Ben de kararsızım. Size soralım. MHP. Melek Yavuz. Neden Melek Yavuz abi? MHP'yi seviyorum. Bu yüzden destekliyorum. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Mustafa abi? Çöl. Neden Mustafa Çöl abi? Mustafa Çöl düzgün dürüst bir insan. Haksızlık yapıldı. Bu yüzden Mustafa Çöl'ü evet. Desteklersiniz. Evet. Emeği de çoktur sandıkta. Melek Yavuz. Neden Melek Yavuz abi? Değişim şart ondan. Bu yüzden onu desteklersiniz. Aynen. Vallahi şu anda kararsız. Melek Hanım'ı bir denemek istiyoruz. Neden Melek Hanım? Bir de onu deneyelim. Öyle mi abi? Evet. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Adnan sandık? Öztaş'ı görmek istiyoruz. Neden Adnan Öztaş abi? Sevdiğimiz için, dürüst için. Bu yüzden onu destekliyoruz. Tabii canım. İki devre adam iktidardan belediye başkanı oldu. Şimdi karşısına din geldi. Pekala. Size soralım abi. Aynı. Adnan Öztaş. Aynen, Adnan Öztaş. Peki. Kim ne var bunlar? Mustafa var. Adnan adaylar Öztaş. Bu şekilde. Çölden memnunduk. Yine Çöl'ü inşallah seçeriz. Mustafa Çöl diyorsunuz. Mustafa Çöl diyoruz. Pekala. Ben hiçbirini görmek istemem. Neden abi? Ya hepsi de fırıldak için geliyor. Neye geliyor buraya sen? 10 yıldır başkanlık yaptı. Ne kazandı? Oy kullanmayacak mısınız abi? Kullanmayacağım. Bir ele kullanmayacağım. Sandığa gitmeyeceğim. Ya niye gideyim abim? Neden gideyim ya? Adnan Öztaş gelse... Yanındakini Adnan'dan fazla zaten koşuyor. Çöl'e desek 10 senedir başkanlık ediyor. Ne etti? Baksana bir araba geçemiyor bak. Melek Yavuz abi emekli öğretmen. Bunun ne olduğu belirsiz. Belki bu ikisi böyle çakışırken bu aradan çıkarsa çıkar. Başvuru olmazmış. Kimi görmek istersiniz? Kimi desteklersiniz? Sağ olun ya. Yok mu bilsin? Ben Melek Yavuz diyorum. Çünkü neden Melek? Öğretmenim olduğu için. Bu yüzden onu desteklersiniz. Sizden bir isim alalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Oy kullanabiliyor musunuz? Yani bir aylık geçiriyorum ama bence bu oyda çölün alabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü o kadar ben Tokyo'da duruyorum. 5 yıldır Tokyo'dayım. Yollar yapın falan vesaire dedik. Sürekli ben bile kendim olarak şahsi olarak gittim. En son yol yaptılar. Lise okuyorum. Otobüs imkanları mesela Denizli'de, ben Denizli'deyim aslında. Denizli'de yaşadım. Orada falan otobüsler büyük. En azından iki tane de olsa hani büyük otobüslerden getirebilme imkanları var. Getirmiyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Çok sıkıntısı çok fazla derecede çekiyoruz. Yazın mesela 1,5 saatleri gelmiyor. Ben yazın çalışıyorum. Hani şu an okuyorum, yazın çalışıyorum. Hani hiçbir şey yapmıyorlar. Mesela işte bile çok sorun çekiyorum. Mesela diyelim ki kaldım. Ondan sonra otobüs bitiyor. Ben ta Tokyo'ya kadar nasıl gideceğim ve kızı başımayım. Hani bu sıkıntıları çok fazla derecede çektiğimiz için bu yıl bence Mustafa Çöl'ün olabileceğini düşünmüyorum. Melek Yavuz'un da olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ne yapacağını, nasıl bir yetki olacağını çok fazla derecede bilmiyorum. Adnan Öztaş yeni gelmiş. Ki sandıkların çoğunluğu AK Partili. Bence onu o kazanır diye düşünüyorum. Var mı desteklediğiniz bir isim? Adnan Öztaş'ı destekliyorum. Neden Adnan Öztaş abi? Benim partim olduğu için. AK Parti olduğu için. Olarak kimi görmek istersiniz? Biz yabancıyız abi, biz köylüyüz. Biz köyündeniz. Ben abi CHP'yi şeylerim ben. CHP'yi desteklerim. Desteklerim. Neden abi? Her yönünden. Mesela AK Parti'ye, India'da AK Parti'ye verdim. İyi günler de oldu. Veysel Eroğlu gitti. Bizim şeylerimiz bitti. Ben askeri ücretle çalışan bir elemanın. Allah'ıma şükür. Fatma doğru mu diyorsun? Ben CHP'den yana geçeceğim bundan sonra. Yani Fatma doğru aday evet. CHP'den, onu desteklersin. Evet. Çöl. Mustafa Çöl. Evet. Neden, çok kısa alsak hemen? Seviyorum, beğeniyorum adamı, onun dışında. Size soralım. Bizim de Mustafa Çöl'e. Sizin sebebiniz nedir? Seviyoruz ya, her zaman arkasındayız. Başkan olarak kimi görmek ben istersiniz? Ben hiç ilgilenmiyorum kardeşim. Peki, evet. Kimi görmek istersiniz sandıkta? Çöl. Neden Mustafa Çöl? Daha önce yaptığı hizmetlerden ötürü. Bir de Adnan Özkaya yuvarlarını Alaska atıyor. Dinar atıyor. Onun için. He? Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Şu abi. Mustafa Taşkapı. Evet. Neden abi? Öyle abi. İçinizden geldiği için. Evet. Teşekkür ederiz. Ben Hidayet ile Meleği görmek istiyorum. Neden abi? İkisinden biri. Benim görüşüm öyle kardeşim. Bir isim alsak, anket yapıyoruz. Bu AK Parti olması da kim olursa olsun hemşehrim. Bir isim alsak, anket yapıyoruz. Hayır, görüşüm bu kadar. Yeterli benim. Peki, abi. Peki öyle. Size soralım.
Ben Adnan Öztaş'a vereceğim. Neden Adnan Öztaş'a alın? Valla bilmiyorum ki. Başka kim atacak? Melek Yavuz. Neden Melek Yavuz abi? MHP'li olduğumuz için. Bu yüzden onu destekler. Tabii canım, her zaman arkasındayız. Size soralım abi. Melek Yavuz. Sizin sebebiniz nedir abi? Valla sandık için iyi, başarılı bir kişi olacağını düşünüyorum. Bu yüzden desteğiniz. Evet. Tabii ki. Ne görmek istersiniz sandıkta? Hiç yorum yapmayan kardeş. Teşekkür ederiz. Abi merhabalar, size soralım. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sandıkta? Valla hangisini? Fark etmiyor abi. Şey diyemem. Olsa kim kimi diyor? Desteklersiniz? Şey diyemem şimdi. Ben Melek Yavuz dersin. Neden Melek Yavuz abi? MHP. Bu yüzden desteğiniz. Ben AK Partiliyim. Ölümüne AK Partiliyim ama hı-hı, Mustafa Çör hayatta verdiği söz tutmadı. O yüzden MHP Yavuz. Ben de Melek Hanım. Sizin sebebiniz nedir Melek abi, Yavuz? Kör bir iş yapmadı abi. Evladı sunamıyoruz abi. Bu yüzden de. Sangahtı sattı şeye. Seralara verdi. Ama bir evladı sunamıyoruz. Baba kuruyoruz evlere. Size soralım abi. Ben şimdi hepsini seviyorum da hangisine vereceğim kararsızım. Yarın seçim olsa kime verirsiniz abi? Yarın seçim olsa işte düşünüyorum işte ne yapalım diye. O hepsi de o andan iyi karar veremiyorum. Kararsızız abi. Kararsız. Peki, ne görmek istersiniz? Hiç bir daha düşüncem yok yani. Oy kullanmayacak mısınız abi? Kullanacağım da daha karar karıştıramadım. Kararsızız abi. Aynen. Pekala, teşekkür ederiz. Vallahi kimi görmek isteriz? Bakın listeden desteklediğiniz bir isim. Hepsi kardeşlerimiz. Hayırlısı olan kazansın inşallah. Pekala, teşekkür ederiz abi. Yok mu cevabı? İş yapacak bir insan gelsin ya, yeter. İnşallah başarılar dilerim hepsine de. Termallerimiz var. Ben dışarıdan geliyorum. Burada değilim. Ha, burada oy kullanmıyorsunuz. Evet. Burada değilim ama sandıklığımız yani daha çok ilerlemesi gerekirdi. Sadece özel dıştaki insanlara sadece yama yapılıyor. Memleketimize yapılsın diye beklerim yani. Gençlere iş açılsın mesela memleketimize. Gelir sağlayacak. Tarım topraklarımız ölmüş. Ben üzülüyorum. Çok tarım topraklarımız var. Ekonomi ölmüş. Ekonomi öldükten sonra hayat ölmüş demektir bence. Hangisi dürüstse, hangisi iyiyse o olsun. Peki öyle. Size soralım abi. Aynen, hatırlıyorum. Aynen, ben de hatırlıyorum. Teşekkür ederim. Sandıkta belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz diye anket yapıyoruz. Valla karar yok şu anda. Ben. Kararsız mıyız abi? Kararsız. Peki, ben tarafsızım. Peki öyle. Kendimi görmek isterim. Aday mıyız abi? Evet. Yani bu listeden desteklediğiniz bir isim yok mu? Hadi gel abi. Herkese hayırlı olsun. Peki öyle. Nasip meselesi. Teşekkür ederiz. Şimdi herkesi tanıyoruz. Biraz şey olur. Sansasyon olmasın. Teşekkür ederiz. Hadi çok gel. Sağ olun. Kim görmek istersiniz? Hayırlısı kimse onu görmek isteriz. Yok mu bir isim abi listeden desteklediğiniz? Hepsi bu vatanın evladı. Evet. Hiç değişmez. Rabbim hayırlısını nasip eylesin. Peki öyle. Teşekkür ederiz. Başka bir şey yok yani. Adnan Öztaş. Tabii ya. Neden abi? 10 numara çocuk. Şu hain şu. Hainlik yaptı bu. Soralım abi. Çok kısa, belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz bu listede. Kimi mi? Bak şu orada yazıyor bak. Adnan Öztaş mı abi? Hoş bulduk. Size soralım. Adnan Öztaş. Abi belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye soruyoruz. Mustafa Çöl. Neden Mustafa Çöl abi? Mustafa Çöl çok icat yaptı abim. Sera, bütün işsizler, milleti. Büyük şunma yok abim. Bu yüzden desteğiniz ona olur. Tabii. Pekala. Bugün Sandıklı ilçesindeydik. Yerel seçimlerin nabzını tuttuk. Kudret ve Egemen halka gitti, anket yaptı. Kimi Sandıklı belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz diye sordu. Ben de başkan adaylarıyla görüşmeye çalıştım. Sadece AK Parti'nin adayı Adnan Bey'le görüşemedik. Kendisinin bugün seçim ofisinin açılışı vardı. Öğleden sonrası için sözleşmiştik fakat programının yoğun olduğunu söyledi. Vakit ayıramayacağını söyledi. Başka bir programda kendisini ağırlamak isteriz. Kudret, nedir görüşün? Nasıl Sandıklı'da durum? Anketlere göre ne söylersin burada? Durum ne? Yani şu an henüz bu anketi, bu programı daha yeni bitirdiğimiz için sonuçları bilmiyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim. Sandıklı'da siyaset bir hayli yoğun, bir hayli hızlı. Her zaman dediğimiz gibi sadece merkezde değil Afyon her noktasında yerel seçimleri takip etmeye devam edeceğiz. Yine her zaman söylediğimiz gibi değerli Afyon Postası takipçileri bizi izleyip Afyon'dan haberdar olabilirler diyelim. Sözü burada noktalayalım. Evet, şu an saat 17'yi geçti. Biz sabah 11'den bu yana buradayız. Nabzı tutmaya çalışıyoruz. Kudret'in söylediğine katılıyorum. Burada gerçekten çok çekişmeli bir seçim olacak. Bıçak sırtı bir seçim olacak. Bunu net bir şekilde altını çizebiliriz. AK Parti'nin işi de kolay değil. Mevcut başkanın işi de kolay değil. Biliyorsunuz mevcut başkan şu anda Yeniden Refah'ın adayı oldu. Benim gözlemim şu. Daha önceki eski belediye başkanı İsmail Eliboğlu'la ittifak yapmış şu an Mustafa Çöl. Bunu görüyoruz. Bu yüzden çok çekişmeli bir seçim olacak gibi görünüyor. Biz farklı ilçelerde seçimin, yerel seçimlerin nabzını tutmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Sandıklı'dan noktalayalım.